Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda eşeysiz üremeyi anlatacağım. Konumuza geçmeden önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. İlerleyen zamanlarda ben deneyler çekmek istiyorum ama bu deneyleri çekebilmem için kanalımda bazı belirli bir sayıya gelmemiz gerekiyor. O yüzden eğer videolar izliyorsanız, hala abone olmamışsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Kanalımda anlattığım videoların tüm notlarını Instagram adresinden bulabilirsiniz. Fotoğraf olarak paylaşıyorum. Yine videoların altına zaten link olarak paylaşıyorum Instagram adresimi. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim eşeysiz üremeye. Eşeysiz üremenin temeli mitoza dayanır arkadaşlar. Ve oldukça kolay bir üreme şeklidir aslında. O yüzden de çiftçilerimiz işte bitkiyle uğraşan, genellikle bitki için kullanılıyor çünkü bitkiyle uğraşan kişiler eşeysiz üremeyi çok çok kullanırlar. Şimdi eşeysiz üremenin ilk özelliğini yazalım. Ne dedik? Temeli mitoza dayanır dedik. Temeli mitoza dayanır. Kalem yazmıyor, diğerini alayım. Temeli mitoza dayanır. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar, döllenme olmadan yeni bireyler oluşur eşeysiz üreme sonucunda. Döllenme olayı olmadığı için oldukça kolay bir üreme şeklidir. Döllenme olmadan yeni birey oluşur. Yeni bireyler oluşur. Bir diğer özelliğimiz, bireyin üreyebilmesi için eşeysel olgunluğa gelmesine gerek yoktur. Bu yüzden de dediğim gibi oldukça kolay bir üreme şeklidir. Bireyin eşeysel olgunluğa gelmesine gerek yoktur. Sonraki özelliğimize bakalım. Arkadaşlar, eşeysiz üremede oldukça az enerji harcanır. Az enerji harcanarak fazla sayıda birey üretilir. Az enerji ile fazla sayıda birey üretilir. Evet, eşeysiz üremenin bir diğer özelliği, bu üremede çeşitlilik yoktur. Çeşitlilik olmamasının çok iyi bir aslında katkısı var. Nedir bu? Diyelim ki elimizde çok iyi özelliklere sahip bir bitki var. Bu bitkiyi işte eşeysiz üreme sayesinde çoğaltarak bu iyi özelliklerini koruyabiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de oldukça önemlidir. Çeşitlilik diğer bir adıyla varyasyon. Varyasyon yoktur. Bir sonraki özelliği, eşeysiz üremede çeşitlilik olmadığı için evrime katkısı da yoktur arkadaşlar. Bu yüzden bu özelliğini de yazalım. Evrime katkısı yoktur. Ve eşeysiz üreme ile ilgili son özelliğimiz, oluşan bireylerin ortam koşullarına dayanıklılığı azdır arkadaşlar. Çünkü çeşitlilik olmadığı için ata birey ne gibi özelliklere sahipse yavru birey de o özelliklere sahip oluyor. Dolayısıyla dayanıklılıkları az oluyor. Oluşan bireyin ortam şartlarına dayanıklılığı azdır. Evet, eşeysiz üremenin özellikleri, genel özellikleri bu şekilde. Gelelim eşeysiz üremenin çeşitlerine. Arkadaşlar, 6 çeşit eşeysiz üreme vardır. 6 çeşittir. Çeşitlerin ilk önce isimlerini yazalım. Daha sonra teker teker açıklayacağız zaten. Bu 6 çeşitten birincisi bölünerek üreme. Ya da ikiye bölünme de diyebiliriz. İkincisi arkadaşlar, tomurcuklanma. Tomurcuklanma. Üçüncüsü sporla üreme. Sporla üreme. Dördüncüsü rejenerasyon. Beşincisi partenogenez. Ve son olarak altıncısı vejetatif üremedir. Vejetatif üreme. Evet, eşeysiz üremenin çeşitleri bu şekilde. Şimdi birincisinden başlayarak anlatalım. Yani bir diyoruz, bölünerek üreme.
Şöyle başlığımızı yazalım. Bölünerek üreme. Arkadaşlar, bölünerek üreme olayı tek hücreli canlılarda görülen bir üreme şeklidir. Şimdi tek hücreli canlılar dediğimiz zaman biz aslında tek hücrelileri ikiye ayıracağız. Nedir bunlar? Biri prokaryot olan bakteriler ve arkeler, diğeri de arkadaşlar ökaryot bir hücreliler yani protistalar. Canlılar aleminde bunları gördük. Bakteriler prokaryot oldukları için bunlarda mitoz evreleri görülmez. Dolayısıyla iyi ipliği oluşumu olsun, profaz, metafaz gibi evreler olsun bu evreler görülmez. Ama bakterilerde basit bir bölünme şekli vardır. Biz bu bölünmeye amitoz bölünme diyoruz. Dolayısıyla ilk önce size amitoz bölünmeyi anlatacağım. Daha sonra arkadaşlar diğer bölünme şekline geçeceğiz. O zaman şöyle diyelim. Şöyle bir yan başlık olarak yazayım. Amitoz bölünme. Nasıl gerçekleşiyor bu bölünme olayı? Bakterilerde görülen bir bölünme olayıdır dedik. Arkadaşlar burada basit bir bölünme var. DNA eşleniyor. Daha sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Çok kolay bir bölünme şeklidir. Zaten bu yüzden de bakteriler oldukça hızlı üreyen canlılardır. O zaman şöyle yazalım. Bakterilerde görülür. Bakterilerde görülür. Nasıl olduğunu da yazalım. DNA eşlenir ve sitoplazma bölünür. Sitoplazma bölünür. Arkadaşlar amitoz bölünmede mitoz evreleri görülmez. Bu yüzden zaten amitoz bölünme diyoruz. Mitoz evreleri görülmez. Evet, şöyle bir şekil olarak da göstereyim. Şu bizim bakteri hücremiz olsun. Bakteri hücresi DNA'sını hemen eşler. Daha sonra arkadaşlar sitoplazma bölünmesiyle bölünür ve iki tane aynı özelliğe sahip bakterimiz oluşur. Evet, bu şekilde bir bölünme şeklidir. Oldukça kolay bir bölünmedir. Peki gelelim diğer bir hücreli canlılarımıza. Bakterileri anlattık. Diğerleri nedir? Protistalardır. Protistalardan amip, öglena, paramecium gibi canlılarda görülür arkadaşlar yine ikiye bölünme. Bunlar da tabii ki veya bölünerek üreme diğer bir ismiyle. Tabii ki bunlar da mitoz evreleri vardır. Çünkü bunlar ökaryot canlılardır. Dolayısıyla mitoz evreleri görülür. Yazalım. Amip, öglena, paramecium. Paramecium gibi tek hücreli protistalarda görülür. Bunlarda mitoz evreleri vardır. Arkadaşlar bu canlıların bir de bölünme şekilleri vardır. Bunlar da karşınıza çıkabilir. Amip her yöne bölünebilir. Çünkü amipin herhangi bir şekli yok, belirli bir şekli. Her yönde bölünür. Paramecium enine bölünür. Öglena ise arkadaşlar boyuna bölünür. Öglena boyuna bölünür. Evet, bölünerek üreme dediğimiz üreme şekli böyledir, bu şekildedir. Gelelim bir diğer üreme şeklimiz olan tomurcuklanma. İki diyoruz arkadaşlar, tomurcuklanma. Şöyle yazayım. Şimdi tomurcuklanmada şöyle bir durum söz konusu. Ata bireyimizde mitoz bölünmeler sonucunda tomurcuk dediğimiz yapılar oluşur. Bu tomurcuklar arkadaşlar ata bireyin üstünde kalırsa bunlar koloni halinde yaşarlar. Eğer ayrı olursa ayrı bir birey olarak yaşarlar. O zaman söylediğimiz özellikleri yazalım arkadaşlar. Şöyle diyoruz. Ata bireyde mitoz bölünmeler sonucu
tomurcuklar oluşur. Bu tomurcuk eğer ata bireyin üstünde kalıyorsa koloni halinde yaşıyorlar ama ayrılıyorsa yeni bir birey olarak yaşıyor arkadaşlar. Bu tomurcuk ata bireyin üstünde kalırsa koloni halinde yaşarlar. Ayrılırsa yeni bir birey olarak yaşar. Evet, özelliğini yazdık. Peki hangi canlılarda görülüyor arkadaşlar tomurcuklanma dediğimiz olay? Tomurcuklanma olayı Bira mayası veya maya mantarı da diyebiliriz. Süngerlerde bir de hidrada görülen bir özelliktir, bir üreme şeklidir. O zaman bira mayası süngerler ve hidrada görülür. Hidrada görülür. Şimdi ben size hidra ile ilgili bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar hidra deniz diplerinde yaşayan bir canlıdır. Deniz diplerinde böyle yapısı ağaca benzeyen, bakın şöyle, tabii ben net olarak hani şeklini çizemiyorum ama böyle bu şekilde bir yapıdır, ağaca benzeyen bir yapıdır arkadaşlar hidra. Bu hidranın iki formu vardır. Arkadaşlar hidranın üstünde böyle tomurcuklar oluşur. Bakın şu şekilde tomurcuklar oluşur. Tomurcuk. Bu tomurcuklar eğer ki buradan ayrılırsa ayrı bir birey halinde yaşarlar. Biz bu formuna medüs formu diyoruz. Medüs formu. Medüs formu üreyemeyen formudur arkadaşlar. Üreyemez. Çünkü üreme özelliği maalesef medüs formunda yoktur. Ama bir de bunun farklı bir formu vardır. Buna da biz polip formu diyoruz. Polip formu üreyebilir. Çünkü polip formu ata bireyle aynı özelliğe sahiptir. Yani böyle deniz dibinde ağaç şeklinde bulunan yapıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu üreyebiliyor. Ama medüs formu üreyemez. Hatta medüs formuna şöyle diyebiliriz. Medüs formu bildiğimiz deniz anasıdır. Tabi deniz anasının her çeşidi değil, birkaç çeşidi bu şekilde üreyebilirler. Evet, tomurcuklanma dediğimiz üreme şekli de bu şekildedir. Şimdi gelelim bir sonraki üreme şeklimiz olan sporla üremeye. Yine başlığımızı yazalım. 3 diyelim sporla üreme. Arkadaşlar sporla üreme olayı ilk önce spor nedir? Bundan bahsedelim. Spor en kromozomlu dayanıklı hücredir spor aslında. Sporlar belli bir keseler içerisinde depo edilir. Daha sonra ortam koşulları normal olduğu zaman, normal hani yaşanabilir hale geldiği zaman bu spor keseleri parçalanıyor ve sporlar etrafa yayılıyor. Daha sonra bu sporlar kendilerine uygun ortam bularak büyüyüp çoğalıyor ve yeni bireyleri oluşturuyor. Ama burada önemli bir özelliğimiz var. Sporlar mayoz bölünme sonucunda oluşuyor, mitoz sonucunda değil. Yayıldıktan sonraki olay mitozla olduğu için o yüzden biz bunu eşeysiz üreme kısmına alıyoruz. O zaman yazalım şöyle. En kromozomlu dayanıklı hücrelere spor denir. Mayoz sonucunda oluşurlar. Mayoz sonucu oluşurlar. Ve spor keselerinde depo edilirler. Ortam şartları uygunsa arkadaşlar keseler patlıyor. Peki nasıl patlıyor bu keseler? İşte yağmur yardımıyla, rüzgar yardımıyla bu keseler patlıyor ve sporlar etrafa yayılıyorlar. Ortam şartları uygun olunca keseler patlar ve sporlar etrafa yayılır. Sporlar
Sporlar etrafa yayılır. Sporlar yine uygun ortam şartı bulduğunda çimlenerek yeni canlıyı oluşturur. Sporlar çimlenerek yeni canlıyı oluşturur. Evet, sporlu üremenin genel özellikleri bu şekilde. Peki hangi canlılarda görülüyor arkadaşlar sporlu üreme dediğimiz olay? Mantarlarda, bazı protistalarda, bazı bitkilerde görülür. Özellikle bitkilerin isimlerini de vereceğim. Kara yosunu ve eğrelti otunda görülüyor arkadaşlar. Bunlar karşınıza mutlaka çıkar. Mantarlarda, bazı protistalar, bazı bitkilerde. Parantez içerisinde kara yosunu ve eğrelti otu. Bu ikisi en bilindik olanlarıdır arkadaşlar. Görülür diyoruz. Şimdi size bir örnek vereyim. Aslında bu sporlu üremeye biz denk geliyoruz. Nasıl denk geliyoruz? Şöyle, diyelim ki evimizde küflenmiş bir ekmek var. Bu ekmeğin üstüne elinizi dokundurduğunuzda küflü yerine böyle avucunuzun içine nokta nokta böyle siyah siyah bir şeyler konar. İşte bunlar aslında nedir? Sporlardır. Bu sporlar daha sonra biz elimizi götürüp işte sağlam bir ekmeğin üzerine dokundurduğumuzda sporları oraya bıraktığımız zaman eğer ortam şartları uygunsa o ekmek de küflenmeye başlar. O yüzden hani derler ya bir yere küflenmiş bir şey koymayın diğerlerini de hemen küflendirir diye. Dolayısıyla öyle bir yayılma kolaylığı vardır bu sporlarda. Yani o zaman mantarlarda görülen bu küf mantarında görülen olayımız da bize örnek olsun. Evet, sporla üreme dediğimiz olay da bu şekilde. Gelelim dördüncü olayımız arkadaşlar. Dördüncü üreme şeklimize neydi? Rejenerasyonla üreme. Evet, şöyle 4 yazıyoruz. Rejenerasyon. Ne demektir rejenerasyon? Belki bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Arkadaşlar, rejenerasyon yenilenme demektir. Yenilenme. Yenilenme dediğimiz zaman aklımıza bir sürü şey gelebilir. Bu da rejenerasyonun çeşitliliklerini oluşturuyor. Şöyle diyelim, ilk önce açıklamasını yapalım. Yenilenmedir. Arkadaşlar, rejenerasyon 3 yolla gerçekleşir. Aslında yani 3 çeşidi vardır. Bunlardan ilki doku düzeyinde olan rejenerasyondur. Şöyle yazalım. Doku düzeyinde. Diğeri organ düzeyinde. Ve son olarak da organizma veya sistem düzeyinde diyeceğiz. Sistem düzeyinde. Evet. Doku düzeyinde olanı hemen örnek verelim. Arkadaşlar, doku düzeyindeki rejenerasyon yaraların iyileşmesidir. Yani vücudumuzun herhangi bir yerinde belli bir yara oluştuğu zaman oradaki doku yenilenerek yani rejenerasyon geçirerek ne yapıyor? Yaranın iyileşmesini sağlıyor. O zaman bunu örnek olarak yaraların iyileşmesi diyelim. Yaraların iyileşmesi. Organ düzeyine geldiğimiz zaman adı üstünde ne olacak? Belli bir organ yenilenecek. Burada da yine örnek olarak karaciğerimizin yenilenmesi diyebiliriz. Karaciğerin yenilenmesi. Veya en bilindik bir örneği vardır. Kertenkelenin kuyruğunu yenilemesi arkadaşlar. Bunlar organ düzeyinde olanlardır. Kertenkelenin kuyruğunu yenilemesi. Kertenkele kendini tehlikede hissettiği zaman kuyruğunu bırakır, kuyruk bir süre canlı kalır. O kuyruk gelen işte avcıyı oyalar ve kertenkele de hemen kaçar arkadaşlar. Daha sonra ise kertenkele yeniden kuyruğunu oluşturur ama bu tabii ki hayatında sadece bir defaya mahsus gerçekleşen bir olaydır. Sürekli gerçekleşen bir olay değildir. Gelelim bizim için önemli olan kısmına aslında sistem düzeyinde rejenerasyona. Sistem düzeyindeki rejenerasyonda canlı yeni bir canlı oluşturuyor. Bunun en önemli örnekleri ise birisi planaryadır. Planarya. Diğer bir adıyla yassı solucan. Yassı solucandır. Bir de arkadaşlar deniz yıldızı. Deniz yıldızı. Örneğin
Deniz yıldızının her bir kolunu kopardığınızda o kollardan yeni bir deniz yıldızı oluşur. Bu yüzden de oldukça önemli bir özelliktir. Gelelim şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Doku düzeyine ve organ düzeyine baktığımızda bu ikisinde herhangi bir şekilde birey artışı var mı? Yok değil mi? Bir doku düzeyinde gerçekleşiyor, yaraları iyileştiriyor, diğeri de organları yeniliyor. Dolayısıyla bu ikisi arkadaşlar üreme değildir. Üreme değildir. Ama sistem düzeyine baktığınızda burada yeni canlar oluştuğu için sistem düzeyinde olan rejenerasyon üremedir. Soruları çözerken mutlaka dikkat edin size hangisini vermiş, soruyu nasıl sormuş. Zaten örnek soru da çözeceğiz bir sonraki videomuzda. Orada da göreceğiz arkadaşlar nasıl soruların geldiğini. Evet, bu videoyu burada bitiriyorum. İki tane üreme şeklimiz kaldı. Onları da bir dahaki videomuzda anlatacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.